Uğramam mı? Urmayamam mı bu mireşim? Gündüz mü? Siz bağırıp çarizge karakterin! Oycu! Ustukkan onenge kul kotar değil mi namert? Ahir o sen iflasını kotarıp kattıkken ki, beşi geyni tevratken ki, onenge kul kotar şıkkandı haddin sığdı. Şu onenge kotargan kolların, dozaklarda küyüp ketişige, korkma değil mi ha? Onenge kotargan kolun, şalvıra yoksun. Yok demez. Kudayım o senge cezasını versin. Amin. Yok. Yok. Aha, kızdım. Otağını hakkıda. Şimdi bozu bu sıfatını köprü yaşlar eşitse yakışı bölerdi. Yaşlar hazır gökünde ota ananı horlayarken ota anaya bir para o yaşlar cüde hem kop. Bunu yaşlar eşitse yakışı bölerdi. Aynen. Otalarımızdan bana ota anaları dünyadan ötkerler. O şey peyitlerde ota ananı kandak kadrege yetken ya ki yetmegen bir para bugün bir hayatımızdan bir koz aldığımızdan namunu ötedi. Çünkü oralarımızda ota-onanın dualarını alırlar bu ise, hizmetlerini kıyan bu ise, ota-onanın narazı kıyanlarım, hazır narazı kıyanlarım buluşu mümkün. O şen için bir ota-ona hakkında mavzu az yine mesele kıbiremiz. Hükümalar eydediler. Hayatında madad kerak bo'lsa deydilar. Madadni bilamiz. Madad deganda qo'shimcha kuch bir suyanadigan narsa, ishongan bir narsa. U yoningizdagi bir ishongan odamingiz bo'lishi mumkin yoki boshqalardan ko'ra mablag'ingiz ko'proq bo'lishi mumkin. Bolalaringiz dastyor bo'lib qo'llardan ish keladigan shu hammasi madad xullas. Hayotingda madad kerak bo'lsa madad so'zini teskarisiga o'qigin deydilar. Madad so'zini teskarisiga o'qisak dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingda ma'no kerak bo'lsa, ma'no so'zini teskarisiga o'qigin deydilar. Ma'noni teskarisi onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson, seni hayotingdagi madad ham, seni hayotingdagi ma'no ham mana shu ikkita zotlardan, bulardan keyin hayotingda madad ham bo'lmaydi, ma'no ham bo'lmaydi deydilar. Misol uchun bir hovlida 5ta 6ta farzandlar kattasi uylanadi, keyinchi uylanish uchun nima qiladi? Boshqa uchastka qilib ketadi. Ikkinchisi uylanadi, uchinchisi uylanish uchun ikkinchisi ham boshqa bir uchastka qilib u ham ketadi. Xullas, oxirida bittamiz qolamiz. Qolgan farzandlar qayerda yashaydi? O, bir atroflarda yashaydi, o'zining uchastkalarida oilasida. Ota-ona tirik paytda o'sha boshqa uchastkada yashayotgan farzand ham ota-onasini uyiga, kindik qoni to'kilgan uyiga bemalol boshini g'os tutib eshigini bir tepib kirib kelaveradi. Chunki nimaga? Uni suyanchiq tog'i bor edi, ota bilan ona bor. O'sha joyda kuni bilan yotib, kechqurun qop ketsa ham, loqal uka aytmaydi, aka bora qoling endi oilangizga, biz dam olmoqchi edik demaydi. O'sha kuni biroq pishitmaydi. Nega? Ota-ona shunchalik zabardast tog' farzandini har qancha bo'lsa bag'riga sig'dirur. Lekin ota-ona o'tgandan keyin o'zlarini haqiqiy uylariga olib borib qo'ygandan keyin o'sha kindik qonimiz to'kilgan joyga kirishga xijolat bo'lamiz. Kelmayotganlar bor. Ukamku og'ir emas, avvalgi kelganda ukamni xotini sal eshigini taqillatib yopdimi, idish tovoqlarni taqil qarsillatib qo'ydimi, bolasini urib so'kdimi deb har bitta harakati yuzimizga tarsaki bo'lib tushuradi. Nima borsanga, borsang-chi endi. Mayli ota-onang boringda bormay deydi. Endi nima borsanga deb tarsaki bo'lib tushuradi azizlar. Bu ota-ona mavzusi birodarlar. Qur'on mavzusi, Qur'onda oyatlar bor. Bu hadis mavzusi, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ota-ona to'g'risidagi mavzu, farzand bilan ota-ona o'rtasidagi hurmat haqidagi qancha-qancha hadislar rivoyat qilingan. Bu to'g'rida qancha-qancha rivoyatlar kelgan, ulug'larning hayotlaridan namunalar kelgan. Hozir ham bor. Ma
Mahmudxon Mahdum domilani baytlarida aytadilar ki, kalom-i şerifte dedi Xudoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Xudo Qur'onda aytibdi. Agar ota onang rozi bo'lsa, shunda rozi bo'laman deyapti. Shart shu. Xudoni rozi qilishlikning sharti shu. Ota onani rozi qilish kerak. Nima qilsa qilsin, rozi qilsin. Ota onani oxirgi nafaslarda xizmatlarini qilib, bir umr ehtirom qilib, hurmat qilib, o'sha oxirgi nafaslarda bolam men senden roziman. Xudo rozi bo'lsin. Menga qilgan xizmatlaring farzandlaringdan qaysin bolam. Dunyo turguncha turgun degan duoni olgan bola farzand ikki dunyoda xor bo'lmaydi. Ikki dunyoda kam bo'lmaydi. İkide insan işlemesin deganlar. Biri ota-onasini duosini oldi. Ota-ona undan rozi bo'lgan. İşlemesin deydi. Ota-onani duosi barakotidan dasturxoni to'kin bo'ladi. Ota-onani duosi barakotidan hamma dilidagi niyatga yetadi. Bir ukamiz bor shaharda. Juda qiyinchiliklarda o'tdi. Juda o'zi yaxshi iymonli yigit. Otalari kasal bo'lib qoldilar. Bir ko'rdik. Yaqinda o'tgan yili kuzda, kech kuzda aytayapti. Shu oktyabrmi, vallohu a'lam, noyabrmi? Shunda aytayaptilar, bir ehsondan olib kelyapmiz. Xoraka dadamlarni bilardingiz. Dadamlar bemor bo'lib qoldilar. Hammomga olib kirib, o'tqizib qo'yib, oyoqlarini tizzalar, yelkamga qo'yib turib, shampullab, machalka bilan shunaqangi cho'miltirib, hali ishqalab yuvaman. Odam dadamni yum-yum yig'laydilar deydi. Yum-yum yig'laydilar. Shundoq boshingni qo'ling, shundoq o'sha bolam, dunyo turguncha tur bolam. Men sendan ming bat roziman, iloho. Oshig'ing olchi bo'lsin. Xorlik ko'rma bolam deb duo qildi. Dadamni o'tdi ham deydilar. Xudoy taolo menga shunaqangi omad berdi. Qo'limni urgan ishdan dunyo meni qo'laydigan bo'ldi deydi. Uchastka turg'izdim, onamlarni hajga olib borib keldim, bitta dom oldim. Mana hozir dehqonchilik qilib pomidor ekyapman. Gektar-gektar pomidor ekkan qo'shnilarimni pomidori gullab turib qurib qoldi dedi. Hali hosil qilmasdan pomidor gulida qurib qoldi. Mana hozir mana asosiy hosillarimni hammasini yig'ib oldim, terib oldim. Daromadim Xudoga shukr 5-6 barobar bo'lib ketdi. Yana hozir bor pomidor tersam 50 yoshga katta yoshli pomidor teraman. Hammasi hayron deydi. Sen nima sepkansan bu? Dalanga qanaqa dori sepding? Nega bizniki qurib qoldi, seniki qurimaydi? Nega seniki hosil qilyapti deb? Men hech narsa qilganim yo'q. Bu dalamga dadam dori sep ketganlar, duolari bilan menga shunaqa balolardan asrab ketganlar deb aytaman deydi. Mana ota-ona qanaqa duo. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota-onang rizo, shunda rizoyim. Hayotda hamisha rasuli akram ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida jannat seni onangni oyog'i ostida deyapti. Hozir bu qorakalarimga bir rasm ko'rsatdim. Kechagunda Surxondaryoga borganda Dehqonobod degan Qashqadaryoni tumanida bir tog'ni tepasida bir Fayzullo ota degan bir avliyo zot yashaydilar hozir. Yoshlari 100 ga borib qolganlar. Mana shu telefonimda rasm bor, ko'rsatib shuni suratlaridan shunaqa avliyo zotlar dilingizdan o'tgan narsani shundoq muhayyo qilib aytibsiz ko'radi. Kirdik ziyoratlariga, ota-onangiz hayot ekanlar, boy ekansiz dedilar. Birinchi gaplari shu bo'ldi. Mendan so'ramadi, ota-onangiz hayot miladimi? Ota-onangiz bor ekanlar, boy ekansiz dedilar. Hozir boylar bor, hamma yog'i bor, bitib ketgan. Bir kam dunyo ota-ona yo'q. Qani o'sha boylik bilan ota-onani duosini olsa, hajga olib borsa, sanatoriyalarga yo'q endi, ketgan. Endi ularni o'rnini hech kim to'ldirib bo'lmaydi. Ya'ni aytdilarki, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlarga nasihat qilgan paytlarda farzand ota-onani huzuriga kirganda, otani qo'lini o'pib, peshonasiga surib, onasini oyog'ini kaftidan o'pib duo olsin deganlar dedilar. Oramizda bormi bugun otani qo'lini o'payotganlar, bormi peshonasiga surayotganlar? Bu otalarimizga bundoq baxtdan mahrum bo'lganlar. Chunki u o'piladigan qo'l allaqachon ketib bo'lgan joyiga. To'g'rimi? Yo'q.
Lekin hozir bu dadalarni farzandlari, bu yosh yigitlar ota-onalarining qo'llarini o'pyapsizlarmi? Onalarining oyog'ini tagini o'pyapsizlarmi? Ko'rdingizmi? Hammangiz jim o'ylashib qolasiz. Nima uchun farzandlar o'pmayapti? Otani qo'lini, onani qo'lini, oyog'ini o'pmayapti. Nima uchun? Chunki dadalari dadalarini o'pyatganda bu bolalar ko'rmagan dadasini o'pyatganini. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar o'sha paytlarda bu dadalarimiz dadalarini qo'llarini o'pganda edi, onalarini oyoqlarini o'pganda edi, hozir yoshlar farzandlar qo'llarini o'pib duo olayotgan bo'lardi. Televizorda Turkiyani seriali to'lib ketdi. Rasvochilik hamma buzuqchilikni targ'ib qilyapti. Lekin o'sha buzuq serialda ham otani qo'lini o'pib, onani qo'lini o'pib duo olayapti o'shalar. Rasvochilikni ko'rsatayotgan, buzuqchilikni ko'rsatayotgan. Lekin biz qachon o'pamiz? Yo bu qo'l arzimaydimi? Qani yetinglar arzimaydimi o'pishlikka? Jannat onangni oyog'i ostida deyapti. O'sha oyog'ini tagini bir o'ping, chunki 9 oy, 9 kun ko'targan shu oyoq emasmi? Ikkita yo'ldan birini hayot bilan mamot o'rtasida turib, tuqqan shu ona emasmi? Ha? Tug'ilgan kunimizdan boshlab to o'zimiz tetapoya qilib yurib, o'zimiz non yeydigan bo'lguncha, kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan uyquni harom qilib bizga qaragan, non yeydigan qo'llari bilan axlatimizni changallab tozalagan shu qo'l emasmi? Qaysi biringlar ko'rmagansizlar? Bolasini yarim kechada beshikda belab qo'yib, yig'lagan paytda ko'kragini tutib, beshikni dastasiga suyalib uxlab qolgan onani kim ko'rmagan? Ana shu ahvolda bizni voyaga yetkazgan shular emasmi, birodarlar? Aslo o'xshamas. Ular do'stinga hech qachon tiqishmas somon postinga deydi. Qancha do'stlarimiz bor edi, qani ular? Qayerga yo'qolib qolishdi? Qani? Ishi zo'r paytda, oshig'iz olchi paytda, pichog'iz moy ustida paytda hamma yoq ulfat edi, hamma yoq do'st edi, hamma yoq oshna edi. Qani endi ular? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa, ne'mat kelsa, haqiqiy xursand bo'ladigan, boshingizga g'am kelsa, kechqurun bilan cho'g' ustida yotib turadigan bu ota-ona bu birodarlar. Undan boshqasini do'stim bo'lmaydi. Aslo o'xshamas ular do'stingga hech qachon tiqish va somon postingga. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydi. Qarang. Mashinasi dalni bilijli farasi bemalol yaxshi ishlaydi. Kechqurungi safardan sizni nima to'sadi? Yo'lga chiqishdan. Ota-onang deyapti, xuddi seni yo'lingni yorib turadigan o'sha chiroq deyapti. Seni ota-onang qo'lingda shaming bor ekan, sen uchun ne g'am, nima tashvishing bor? Seni ota-onang bor-ku duo qilib turgan deydi. O'g'il biznesmen. Shaharma shahar mol tashiydi, pul topadi. Safardan keldi, o'zini uyiga to'g'ri borib keldi. Bu ona bechora uyida turib, bolam keldimikin, yaxshi keldimikin deb endi kechasidan uyqu bo'lmagan, sabri chidolmasdan, tong otishini kutolmasdan, chidolmasdan o'g'liga 3:30 da telefon qildi. O'g'li charajon uxlayotibdi deb manda qilib paypasaylab tumbichkan ustidan telefon topib go'shaga bosib alyo desa, bolam yaxshi keldingmi, bolam safaring yaxshi o'tdimi, eson omon uyingga kelvoldingmi, kelinlarim, navaralarim yaxshimi, sog'liging yaxshimi, charchamadingmi desa, nobakor xudo urgan farzand, uf, shu kechada-ya, ona shu yarim kechada-ya, mani uyqumni buzib, mani bezovta qilib nima bu? Ya ertaga so'rasangiz ham bo'lardi-yu, safardan kelganimni bilardingiz, ertaga ishimni ko'pligini bilardingiz. Shu yarim kechada shartmidi mandan xol-ahvol so'rashib, birdan bir sassiq gaplarni gapirdi. Bechora onani dili og'rib, sekin telefonni go'shagini bosib, "Ey bolam, 35 yil avval ayni yarim kecha soat 3:30 da mani uyqudan uyg'otgan eding. Lekin men seni uyqudan uyg'otdi bolamdim, men sendan xafa bo'lmagan edim. Senga o'xshab men jahlim chiqmagan edi. 35 yil naryog'ida 3:30 da men seni dunyoga keltirib tug'ish uchun turgan edim. Men sendan xafa bo'lmagan edim, uyqudan uyg'otdi bolamdim. Bolam mayli, boringa shukr, umringiz uzoq bo'lsin, deb duo qilib qo'ysin" dedilar. Birorta dunyoda podshoh bormi? Birorta podshoh bormi?
onasini uyqudan uyg'otmagan. Qani eting, birorta vazir bormi? Birorta bir karillagan millioner bormi? Birorta olim, birorta bir avliyo, biror bir payg'ambar bormi? Onasini uyqudan uyg'otmagan dunyoga kelishi kim bor? Bugun farzandlaringizdan gap qaytarib, "Mani ishimga aralashmang, mani ishimga burningizni tiqmang, sizni aqlingiz yetmaydi" deyaptimi? Farzandingizdan xafa bo'lmang. O'zingiz o'sha farzandingiz yoshida paytda ota-onangizga qilgan muomalangizga qarang. Qariyalar uyda, qariyalar o'tiribdi. Bejiz emas bu. O'zidan o'zi olib qo'ymagan, ota-onani duosini olgan ota-onani hech kim yoqqa olib qo'ymaydi. Nimadir bundoq hayotiga kirsaz, ota-onani xo'rlagan joylari bo'lgan. Birodarlar, ota-onani xo'rlab hech qachon ikki dunyoda aziz bo'laman demay, ikki dunyo xor qiladi Parvardigor. Buni bilib olaylik. Bugundan ota-onalarimizni rozi qilaylik. Bugundan ota-onalarimizdan kechirim so'raylik. Bugundan ota-onamizni xursand qilaylik. Sizlarga bir misol. Bir joyda ota-ona haqida gapirsam, endi ta'sirlanib ketibdi. Men aytdim-da, Fozilxon aka ustozim bilan gaplandim edi. O'sha shaharda ayniqsa hali saharlik qiladigan joylar ko'payib ketdi-yu saharga. Xonadonlarda tumonat odam 500 minglab odamni saharlikka boryapti. Men kechqurun xatimdan qaytayotgan paytimda sekin yurib ataylab e'tibor qilgan joyim hali mali bu kaptivalarda kelyapti-da, har bittasidan 4-ta 5-ta yosh-yosh yigitlar tushib o'sha joyga saharlik qilyapti. Men e'tirozim yo'q. Alloh qabul qilsin, mayli roza tutayotgan ekansan, Xudo rozi bo'lsin. Lekin bundan afzal amal bor edi. Bir tovoqni olib borib, "Bovur aka, mana unga 5 borsa soling" deb oshni soldirib, nazir guruchiga bedana tuxumi qazi kesim bilan otani onani uyiga borib turdizmi dadajon, onajon turdizmi? Mana saharlik olib keldim. Bir maza qilib saharlik qilaylik otajon. Mana bir haqimga duo qiling deb qissa bo'lardi-ku. Doiki mana shu o'zimiz Ramazon oyida o'sha boshqa uchastkalarda yashayotganlar bir shirin tansiq taom olib kelib otamizga saharlik qilib berdikmi? Onamizga saharligini olib keldikmi? Qani aytinglar-chi, bormi birorta "Men turib men qildim" degan borsin, qo'lini ko'tarsin. O'zimizdan ortganimiz yo'q-ku. Ha? Bir joyda shuni gapirsam, kap-katta yigit uyiga boribdi-da, "Ey xotin, tur, bir go'shtli ovqat qilgin. Go'shtli ovqat qil, bir otam bilan onamni ko'rib kelamiz" desam, xotini hayron imish, "Voy, nimaga? Kasal bo'lib qoptilarmi? Mazalar bo'lmay qoptilar, hayron bo'lyapti" deb, "Men rasvoni qarang" dedi. "Agar shu narsani avvaldan qilganimda xotinimni e'tiroz bu bo'lmasdi bunaqa, hayron bo'lmasdi agar" dedi. "Shu yoshga kelib turib, unda ham bir insonning gapini ta'siri bilan qilsam, xotinim hayron. Qachon? Faqat ota-ona kasal bo'lganda borib ko'rish kerak" degan tushuncha bor-da bularda. Uyda o'tiribsiz. Dadalar mana o'tiribsizlar. Ba'zilarni kampirlar, sirdoshlar o'tib ketgandir dunyoda. Yolg'iz o'tiribsizlar. Saharlab o'g'lingizlar bir tovoqda sizga go'shtli ovqat kelib olib kelib qo'yib, "Olinglar-da saharlik qilinsa nima degan bo'lardingiz?" qani? Duo qilarmidingiz? Rozi bo'larmidingiz? Yo'q-da mana shu narsa hozir. Yoshlarda yo'q, afsus, ming afsus. Ulfatchilikdan bo'shamayapti, choyxonadan bo'shamayapti, gapdan bo'shamayapti. Xo'p, gapni lazer guruchiga oshiyapsan, devzira guruchi. O'sha joyda o'tirganingda otam nima yeyayotganligini deb qo'y, insof. Onam nima yeyayotganligini deb qo'y. Bolamizdan bir mana shunaqa qahshatchi zarba yeganda endi yig'lab o'tirishga ne hojat? Mana qaysi gunohim uchun deyishga nima hojat? Nima foyda? Birodarlar, tirikligida qilmaylikmi ularni? Xizmatini qilmaylikmi? Shundoq oilalar bor, borib qolamiz, otasi 3 yildan beri yotibdi to'shakda, kirsangiz gard yuqmagan. Shunaqa pokiza, muattar hid, xushbo'y, qarayapti o'sha yotgan otasiga. Lekin ba'zi joylarga borsaz, astagfirullah, 2-3 yildan beri yotgan ota-onani boshi u yotgan uyi molxonadan battar sasib yotibdi. Bosh tiqib bo'lmaydi. Qarasa bo'lmaydimi shunda? Ha?
şunu duasını alıp, keşke karadık o, irgenmedik o, hazır kımadık o senden. Said Azim Hoca degen bir Hoca dodamız varla, 98'ge çıkkalla. Hamamızdan titik, maşın da uyurlar. Orta saray tamamında, maşın da uyurlar. Gepleriyem, kiste, suya gitsin bir peşit, ağızdan çıkartken gel. Şu adam, bir joyda sohbet kılıyordum, ahire dediler ki, Karım dediler, ben onamlarını, ayağlarını, tekini öpüp dua alardım dediler. Her günü öpardım, balam dünya tur, günçe tur, umurun uzağı olsun, dert görmeyin dediler. Şu yaşa çıktım, bitti tabilet geçmedim de, bitti okulamadım dediler. Ben tengiler Allah kaçam, 20 yıl boyunca ötüp etkenliğe, 15 yıl boyunca ötüp etkenliğe. Ben elhamdülillah hiç kimden kem yok, şuna kadar bakvat yok. Ne bileyim? Onanın duası bilen biraderler. O neylik şimdi? Hatınını anasından afzal kuradigenler var. Hatınını anasından üstün kuradigenler var. Kaçan tinç koyarsınız mı? Hani hatınım mı? Yaşakende koyarsınız mı? Koymayasınız mı? Diye. Hani? Ona git yaptı. Tinç koyarsınız mı? Ahir bir an beş ara bırağını balası kür diye yaptı. Hatınıge rahmi geliyordu. Ona ge rahmi geliyordu. Ne yok? Bak. Kuda uygun. Bir ahirge yapıyorum şu ki bir yigit gölerdi hatınını aldı da onasıge bakarardı ağız açırmasıdı siz cimbolin aralaşmayın ben işim gedirdi lakin hatınını aykendi aykendi muhayyakalardı bir gün müştüpar ona beçara tamdan narvandan tamge çıkıp bir peyitler bana şu barbak balası yokken eski çeng basıp gitken bir işkini apışıp balanı aldı ki tok getip koydu deydi. Ona bir işin ne mi hacet, ne mi gerek? Bizim uyumuzda bir işki yok dediğin çakalak yok dediyse nankur. Badbah bala bir peyitler bana şu bir işkide yatardı. Sana aram olsun, uhlasın de. Sana şu bir işkide bilip ayak kolini tanıp şu ayak kolini tanıp bağlayıp koyduğumda yüzünge kongen çivirini hem uçuruşge kurbin kemesidir. Paşanı uçur olması değil. Ben sana paşalardan asırardım. Aram olsun de. Bana birinci vazifem sana kordun tok bese sen uklasayın buldum. Ben şundan aram olardım. Bana, bana şu bir işte kette kıldım. Teklerini yuvardım. Ahletini tozalardım. İştancalarını kuyulakçalarını yuvardım. O şey hizmetlerini ben kılıyetken payetimde hazır aykenini aykenini kabul etken hatinin kayırdaydı. Ben gelip yordamda şorgen miydi? Ben hizmetimi kıyam miydi? Şu katteydi bana. Şu işlerini sen için kıyanımda bedbaht degeneken. Kuzunu açıp tavba kılıp onadan keçerim soradı dediler. Keçerim sonra geldiler bitti dur. Yekiz keçerim sonra mertkeller miydi? Yapım şu ki ota onanı razı kılayım. Ota onanı duasını alayım biraderler. Bunların duasız hiç katkıyeti bu miydi? Hiç kim bu miydi bu? Hazır Roşe lavazım dişli etkenler vardır, pul topu etkenler vardır. Bir karın haysidir yol bulan otasını, anasını razı kılıyor. Uşan için verirdi bunlar ki ahmetini. Bizler hem şu hizmetini kılıyorduk biraderler, dua alıyorduk. Dua, ota onanın duası, rad kılınmıyorduken dualardan biraderler. İlla cüvermey bugün, palon bugün, tugun bugün degen gap bu oldingiz mi? Avara bo'lmang. Kelajagingiz faqat xorlik bilan yashab, xorlik bilan o'tadi. Men 5 ta yigitni bilaman, aka-uka. Otasini urdi, qo'shnilar aralashdi. Militsiya chaqiradi. Qo'shnilarim bizni otamiz bilan urishdi deb qo'shnilar aytadi. Undan keyin ular ham aralashmay qo'ydi, otani uradi. Otani aytgan duosini mi? Yegin, ichgin. İlla kur bugün de dua kıldı. Bizler deyince hazır katta olup var, bizlerden katta rak. Hala 60 gibi var mı gen? Uturgen cahide kuzu ak düştü, şimdi şirk eti vak düştü. Taşan tekkeni yok, simen kırgeni yok, bilinirse de mi? Uturgen cahide şimdi kasasından ak düştü de. Yani tüm bıçaklarınızı içine çıkıp gelip, o düşünürsün geri. Otadan ki şu buldu, ananı vurdu. Bana kalan turt da ukası, ularım mantığı benden kişiyi yok şu. Kurçada bekeleş getirip hor bu yürüttü.
Bugün o şey, yigitler. 17-18 yaşar bollarını ketede yeri geçirip köçede musurlarda tutup bakeleşke teri bürüptü. Bunlar ki ahirge kıyamet saati geçekele degen zor yordu bunlar mı? Bakeleşke teri musur çıkardı. Çünkü bunlar realistten özünü izden çıkarıp gitken. O realistke hiç kimse koyulmaydı burada. Ben kuzumla münaka misallarda mintesini koruyamam. Otağınımız doğasını ogen, hizmetini kıyalları yan koruyamam. Narazı kılıp kargışını ogenleri yan koruyamam beraberler. Közü açaylık. Eğer hazır ata anamız da adam dünyadan ötüp gitken bu seyu, vakti de razı kılalmagen bu sey, birden bir nersle, beş mekan namaz okup, Allahümme mağfirli vel valideydi. Dua salıştan başka nese, biz her kulumuzdan kemiydiniz. Karakemler, Allah'ın kelamını hatım kigenler, inşallah hatma sahip kibirlerler. Üstazımız Saydikar'ın hoşdanlığım, inşallah güzel dua